Hakan Bayrakçı? Benimki hem yorum hem soru. Ben bir farklı yorum yapmak istiyorum Hakan Bey. Şimdi bizler bu olayı geri adım attılar. Eh, her şey yerine oturdu diye bakıyoruz. Peki. Ama burada bir mesele var. Şimdi bu ülkeler, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, böyle bir açıklamadan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl bir tepki vereceğini bunlar Bal gibi de biliyorlardı. Yani peki dikkat edelim affedersiniz dur hapisten çıkaralım filan böyle bir tepki vermeyeceğimizi Türkiye'nin biliyorlardı. Bunların nasıl amacı böyle bir deklarasyonun yayınlandıktan sonra hemen hemen yüzü aşkın ülkede ana haberde şu on ülke Türkiye'ye yargı konusunda bir uyarıda bulundu şeklinde bir kamuoyu haberi algısı oluşturmaktı. Asıl hedefleri buydu. Ve aslına bakarsanız bu hedeflerine de ulaştılar. Şu anda geri adım atmaları onların biz bu işi beceremedik falan dediklerinden değil. Onların amacı böyle on devletin büyük elçisi Türkiye'ye yargı konusunda bir uyarıda bulundu. İşte Türkiye bu. Bakın ey dünya kamuoyu diye yüz, yüzlerce ülkenin ana haberin de bu haberin çıkmasıydı. Bu son gelişmeyi ana haberler koymaz bile başka ülkelerde. Ha, yani kamuoyu algısını oynadılar diyorsun. Tabii ki. Bunların tek hedefi Türkiye'yi bu 10 gelişmiş ülke uyardı. Sen yargı konusunda ne yapıyorsun gibi. Şimdi bunlar hedeflerine bir kere ulaştılar. Biz burada ne dersek diyelim. Birinci düşüncem bu. Ama ikinci bir mesele daha var. Şimdi bunların asıl hedefi Türkiye Cumhuriyeti devletine zarar vermek değil. Onlar mülayim bir Türkiye'yi severler bile. Çok güzel ticari alışverişleri var. Parası olan bir ülke. Muazzam mal satıyorlar. Almanya buraya dünyayı satıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile bir sürü bağ var. Siyasi, askeri, şubu filan. Şimdi bunlar bu geri adım atmaları ya böyle bir şey yaptık ama ya biz sizle dostuz hadi bu olayı geçiştirelim diye olayı kamufle Zaten hedefleri de buydu böyle kamufle edeceklerdi. Bence biz değil onlar hedefine ulaştı. Ama buradan bir sonuç çıkıyor. Bu ülkelerin hedefinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk halkı, Türk milleti yok. Onlar onlardan mal alan Türkiye'yi severler, ticareti severler. Bir şey bu olaydan bir tek sonuç çıkıyor. Bu olay ile Dünyaya bir kez daha bu algıyı vererek Türkiye'deki siyasi iktidardan kurtulmanın peşindeler. Bu çok açık. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere şu anda aşağı yukarı bölgeyle ilgili, Türkiye ile ilgili bir tane meseleleri var. Bu siyasi iktidar Tayyip Erdoğan, AK Parti yanında da MHP var. Aman bu milliyetçi tipler bir uzaklaşsın Allah aşkına. Bunlar bir gitsin. Türkiye mülayim bir havaya girsin. Türkiye'ye güzel mal satmayı da sürdürürüz. Şimdi bu geri e ama, adım atmanın bir anlamı ama, yok. Ama ama şöyle, e, eğer hedefleri ana hedefleri buysa, bu çok yanlış bir hareket yaptılar. Erdoğan'ın elini güçlendirdiler iç politikada. Şimdi ne oldu? Şimdi içer, içerideki algı ne? Erdoğan dedi ki, ben dedi, ha siz böyle mi yapıyorsunuz? O zaman ben sizi istenmeyen adam ilan ederim dedi. E, sert bir çıkış yaptı. Tamam. Bunlar da aman abi yapma Peki, dediler. Bir bu. Geri adım attılar. Ya bir sonucu yani. bu. Evet, İyi Erdoğandan da. kurtulmak isteyen tamam da başka bir. başka bir sonucu daha var. Zihniyet böyle hareket eder mi yani? Şöyle. Bu iç sonucu. Ama bu ortamda hayat pahalı, şu bu pandemi. <laughs> bu diyelim bir puanı etkiler Türkiye'de. Bir buçuk iki puanı etkiledi diyelim. Ama bunların derdi o değil ki. Bunların bir tane derdi var. 19 yıldır yıkamadıkları ki bunun ilk 8-9 yılı Türkiye ile fena değildi. Ben de şunu diyorum böyle yıkamazlar. Bir, dakika, bir, yere, bir şey söyleyeceğim ama bir yere getireceğim olayı. Bunların derdi şu Türkiye'yi anladılar ki Erdoğan iktidarını bir şekilde yıkabilirler ekonomiyle. Ekonomik olarak yıkabilmek için 2 yıldır her türlü plan sergileniyor. Bu da o planlardan birisi çünkü siz dünya kamuoyunda Böyle bir haberi, böyle bir algıyı oluşturduğunuz zaman ticari olarak Türkiye'ye turist gelimin turiste, turizmde, efendim e, ticarette, ihracatta, ithalatta süreç içinde bütün bu küçük boncuklar birleşir Türkiye'ye sonuçta bir yıl evet. içinde. Zarar verir. Yani Türkiye'ye yatırım yapılmasını engellemek miydi diyorsunuz asıl amacı? Hepsini kapsar. Mesela turist gelecek Türkiye'ye. O zaman bunların Türkiye Türkiye'deki sözcüsü kim? Ya çok basit bir şey söyleyeceğim. Hayır bir soru. Bir, sor. bir dakika Türkiye'deki o sözcüsü bir aşama kim? sonra. Sorunu sakla Metin'ciğim. Yok Metin yok. Bey. Kemal Kılıçdaroğlu da Amerika'dan farklı bir şey söylemiyor o zaman. Ya bu ya bu gelin bu. yatırım yapın Bak, diyemem. Buna sonra can ve mal güvenliği yok diyen bir e, vurguyla. Bu vurgu birleştiği zaman e dostlardan ne olduğunu Efendim, herhalde buradan mı anlamamız Bunu abi? konuşuruz. Bak ben Kılıçdaroğlu'nu eleştirince bir söylediğim cümlenin arkasını ve önünü almayıp... ...iki cümleyi alıp bir yazıda kullanan dostlarımız oluyor. Ya boşver kullanan. Ondan sonra beni mu? ama hayır. Öyle, hatayı eleştireceğiz. Diyorlar yani. ki Kılıçdaroğlu için şöyle söyledi. Safını belli etti Hakan Bayrakçı diye yazıyorlar. Hem de sevdiğimiz dostlarımız. <laughs> boşver. Ne yazık ki bu konuya o sebeple şu aşamada girmeyelim. Halbuki onun öncesi var. Söyleniş sebebi var. Tutup sen bana bunu söylettiğin zaman şimdi gene bunu içinden alırlar. İşte ama Orası Ahmet değil. Ahmet Bey'in sorusu da şurada. Söylüyorum. Ahmet Bey'in sorusu da şurada tam oturuyor. Şimdi bak bu 10 büyük elçi. Diyelim ki Türk yargısı. Hı. Bana göre Sorosçu. Selahattin Demirtaş. Terörist. Abdullah Öcalan bebek katili. Hı. Bundan geri dönen Namert'tir benim adıma. Ama bunun Türk yargısının vereceği kararı biz bilemeyiz. Belki de Kavala hakkında İkinci mahkeme, üçüncü mahkeme suçlamalarla ilgili, değil mi? Mahkemeler ya yani suçlamalar devam ediyor. Belki birinde beraat vereceklerdi. Şimdi bunların bu on büyük elçinin e, çıkıp yaptığı bu açıklama, kavalanın e, faydasına mı oldu, zararına mı oldu? Genel anlamda bakarsan Kavala'nın niye yargıyı mı etkileyecek e, yoksa siyasi yargıyı Hayır etkileyecek? Bir şey söylüyorum büyük yargı böyle bir karar verecekti. Yarın da belki verebilir. Bilmiyorum diyorum. Hı. Ama yargının şimdi bundan siz, da etkilenmemesi. Yani siz niye, bu, e, onu siz, diyorum size göre da. size tam göre da bu siyasi diyorum. olaylarla yargı siyasi olarak doğrudan etkilenecek mi? Ya başka bir Bunu şey. Bunu mu şey, söylüyorsun? Yargının etkileneceği boyutunu almayın. Ben diyorum ki yargı yarın böyle de bir karar verebilirdi. Demek Peki artık verecek. veremez mi diyorsun? Bilmiyorum bak diyorum ki ve bilmiyorum ama siz bununla Kavala'ya yargıya demedim destek ya da Ahmet Bey diyor ki ya böyle bir şey Tayyip Erdoğan elini güçlendirir diyor. Bence de yani 10 büyük elçinin işte Uganda'ya İngiltere ya bize Türkiye'de onlar oy vermiyor. Türk seçmeni Türk vatandaşı nasıl etkilenir? Tamam. Ben bak, şuna bakarım et, ve ben bugün de şuna baktım. Benim ülkemin cumhurbaşkanının geri vitesi yok kardeşim. Onu biliyorum ya. Bunları konuştuk. çok gider dedi bitti. Ya bu bitti. olay net. Onları konuşmuyorum ha. ya. Onları geçtik. Ya nasıl zaten. nasıl etkiler ama? Bak benim benim başka bir şey. Bu zaten yapıyorlar. Ki, tamam. İç politikayla yani, ilgili. E, bence çok özür dilerim komutanım. Bitiriyorum. Bence şeye bakmak lazım. Bitireyim. Yani hedefe bakmak lazım. Aynen öyle. Şimdi yani. sonuca şimdi bak. İç politikada bu olay evet. <laughs> Cumhurbaşkanının lehine işlemiştir. Birkaç puanı da etkilemiş de olabilir. Bakın ben başka bir şey söylüyorum. Sonuç itibariyle. Fakat bunların derdi bu değil. O anladım evet. Bu anladım. iktidarı ekonomik olarak devirmek istemiyorlar Türkiye'nin başında böyle aşırı şahsiyetli, aşırı sağ ben, sola ben ben, ben şey. şeyi anlamadım. Hepsi güzel gayet net anlatıyorsunuz ama şeyi anlamadım. Yani yani 10 elçi toplandı. Türkiye'de bir dava ile ilgili bir şey söyledi. Aman Türkiye'ye yatırım yapmayalım denir yani, mi? Hani, sırf yatırım da değil. Veya işte Türkiye Tamam böyle örnek zaten veriyorum. yatırım Hakan yapan Bey, ülkeler bunlar. Siz şimdi bir Türkleri. İtalyansınız mesela yani. Hı. Aman Türkiye'ye gitmeyin mi diyecekler. Ha, hayır canım evde yemek yiyorsunuz. Evet. Haberlerde gözünüz. Haberlerde şöyle bir haber geliyor. Ana haberinde İtalya'da. Diyor ki ya da başka bir ülkede. Hı, 10 yok. devlet, Amerika, Almanya sayıyor. Hepsi kalın Hı. kalın ülkeler. Türkiye'ye hapisteki birisi için aşağı yukarı bir bildiri bir ultimatum gibi bir uyarıda bulundular. O bu, bu haber ya, Ahmet kimseye Bey, Türkiye'de Ahmet Bey, şu, şu şu cihazdan o o dediğiniz ülkelerin vatandaşının hı. hele hele bir iş adamının elinde yok mu girip bakacak Osman Kavala kim? Bu alçak ne yapmış? Ama bir dakika ya? Ama ya da bir da şey ya da selahattin yeremezler ya. Ya da başka bir şey. Bakın bir dakika. Ya, bir dakika. ya... Bey ya. Ya, ya da örçalan Metin Bey Neyse, böyle konuşamazsınız şey yapmayın. Böyle ne yapmış, konuşamazsınız. Ne yapmış böyle bu ülkeye? tartışma bir olmaz. zarar vermiş mi? Vermiş. Bir Ahmet dakika Ahmet müdahale edin. Böyle ona bakmazlar. Bir zarar vermiş. Metin Bey ona bakmazlar. Metin vermiş. Bey. Hayır. Bunu hiç mi görmedin? Ya Metin, Bey, onu mu Böyle kelimeler kullanamazsınız ciddi bir siyasi evet, o, aç, lütfen, oturumda. Yani. lütfen. Çünkü yargı henüz e, bir karar vermemiş. Biz zaten niye bu 10 büyük elçiye itiraz ediyoruz? Sen bizim yargımıza Aynen onu söylüyor ama ben de başka yani. bir şey söylemiyorum ki. Ama, ama yani bunu okuma, ben de hak, ki, okuma yetisi abi, yok mu? Ya ne olduğunu? bir bitiremedim ülke, ne olur. Bak son cümlelerimi söyleyeyim anlatmak istediğim anlatayım yok bitireyim. iki cümle. Bu olaylar tek bu olay değil. Bütün bunlar birleşir boncuk boncuk halka halka. Bunun gibi en aşağı 8-10 tane daha böyle hamle yaparlar. Bir süre sonra dünya kamuoyunda, to dünya toplumunda, Türkiye'de yargıyı bilmem elinde tutan, güvenlik tehlikeniz olan, buraya gidiyorsunuz ama can güvenliğiniz yok gibi. Mesela ana habere bir, burada bir turist öldürülüyor. Biliyor musunuz Avrupa'daki bütün ana haberlerde... Evet. 24 ha, saat boyunca sabah öğlen böyle, akşam habere koy. Hakan Bey böyle bir sorun var tabii ki Heh, ama ne kadar, boyutu ne olur nedir ne değildir onu getir, tartışmaya gelişme, çok açık bir şey. Değil ya. İsmail Hakkı Bey bir şey söyleyecekti araya girip. Ya böyle hani ben şimdi hakkında yargı ee, tam karar vermemiş kişi için tamam hani Sorosçu falan evet. diyebilirsiniz ama tırnak içinde alçak kelimesini evet. kullanmazsak hayır, hayır, iyi olur. Bu Türkiye'ye alçaklık evet. yapmış su, suçlaması yargı, ne? Yargı karar Suçlaması ne? ama yargı, yani, kar, ama yargı bakayım, kararı yok henüz. Tamam yargı kararı yok aldığı yargıdaki aldığı kararda şu var. Türkiye'de bölücü faaliyet düzenlemek diyor. İddia. Hakkındaki iddia o. İddia da ya var. yargılandı ceza Yargıdan aldığı davada var da çıkınca, var. Peki onu özür söylüyorum peki. yani ben kendi adıma bir suçlama yapmıyoruz İsmail Hakkı yani Bey. bu bu, bu bari hatanızı kabul edin yapmayın. Ben Daha şunu söyleyeyim. Ee, Hata değil bu. hayır böyle konuşacaksanız ben sayın, çıkayım gideyim olmaz böyle bir şey. Yani Hakan hakaret ederek ben, yapamayız. Ben gerekli uyarıyı yaptım ben Tabii benim. ki oğlum ben ben burada demokrasi adına insan evet. hakları adına böyle konuşamayız. Demokraside insanları örgütlemek, sokağa dökmek, eylem yapın demek var mı? Selahattin Demirtaş benim gözümde teröristtir. Bitti. Size göre başka bir şey olabilir. Olabilir tamam. Ama yani, yani ben bu biz yine söylüyorum. de yine de örünün katili teröristtir. Bu Bilmiyorum. benim görüşüm. Evet. Beni bağlar. Peki, teşekkürler. Hani, demokrasi özgürlük peki, diyoruz peki. ya. Ahmet Hakan Bey, senin ölçülerde Ali Çınar. Hayır, kullandığımız yok. Ya şunu söyleyeyim. Ben, bu bu olacaksa bu tartışma yürümez. Ben söylüyorum ben. Bedri ben gerekli uyarıyı evet. yaptım ama Bedri ama Bey yani, Ama ama bundan ama bir pay şey... çıkarmıyor mu itimi? Ben ne yapabilirim Bedri Bey de cevap verir. Veriyor olmaz ya tartışmak bu işte. Bu ilgili bir konuşma sorun mıyım Bedri Bey? Siz de benim hoşuma gittiği gibi konuşmayabilirsiniz. Ama birbirimizin fikirlerine evet. de bakın. Ben de bunda küfür yok, hakaret yok, bir siyasi analizi görüş yok. Ya, nasıl çok Terörist. Ya. Selahattin Demirtaş cezasını neden aldı? <laughs> terörist. Demirtaşla ilgili değildi yalnız. Ama Ezri ben bakın, ben diyorum ki sevindim. öcalan, bakın. dikkat edin. Bakın, ya bakın, öcalan. Siz diyebilirsiniz Demirtaş, ki Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Terörizme karşı çıkmıyor diyebilirsiniz. Selahattin Demirtaş ...terörizmi yeterince kınamıyor diyebilirsiniz. Selahattin Demirtaş PKK ile PKK'ya karşı durduğunda e, iste, kamuoyunun istediği gibi net bir tavır koyamadı diyebilirsiniz. Ben sizin gibi bakmıyorum bunları ki. demek başka bir terörist demek niye terörist böyle diyorum. bakıyor işte. Ya, tamam tartışıyor. ben de ona diyorum ki bu sizin görüşünüz. Bakın Hı. insanlara. Şimdi direnme zamanı sokağa çıkacaksınız deyip 52 Kürt vatandaşımızın başını taşla ezdikten sonra sonra çıkıp ben Kürtlerin hakkını savunuyorum diyen bir adam bana göre teröristtir. Peki, peki, Adı Be Ali Veli Osman. Bey, Be Metin karar. Bey biraz tansiyonu düşürebilir miyiz? Evet. Biraz ne olur yani. O, tamam hayır <laughs> ben tansiyonu çıkarmak için değil de. Yok, tamam. E, Bedri Beyciğim siz istediğinizi konuşun ben istediğimi konuşun. Peki. Birbirimize İsm ayar vermeyelim. İsmail Bey. İsmail Yoksa Ak o konuda beni iyi ayar.